Herkese merhaba. Sony Vegas Pro 16 ile ilgili bir eğitim seti hazırlıyorum. Bu eğitim setimizin tanıtım videosu olacak. Yani eğitim setimizde nasıl yol kat edeceğimizle ilgili ön bilgilerin olduğu bir video olacak. Hadi fazla beklemeden başlayalım. Sony Vegas programının arkadaşlar bendeki sürümü Sony Vegas 16. Programın orijinal dili İngilizce ama siz eğer Türkçe yapmak istediğiniz zaman bunu yamalarla ayarlayabiliyorsunuz. Ama onu da çok fazla tavsiye etmem. Çünkü hata verme riski çok fazla. Ve çok sıkıntı yaşarsınız. Ama isterseniz Google'da Türkçe yama olarak aradığınız zaman bulabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar bar menüden başlayalım. Sonra alt taraftaki ikonlardan bahsedeceğim. Bunları değiştirebiliyoruz veya isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Sol tarafta bizim efekt panelimiz var. Burada bizim ekleyeceğimiz videolar, tabii ki bunları değiştirebiliyoruz. Burada ayrıca şurada bizim eklediğimiz videolar veya objeler geliyor. Onlardan bahsedeceğim. Şurası da bizim render alanımız, yani yaptığımız videoyu çıktısını almadan son kontrolü yaptığımız alan. Buradan bahsedeceğim yapacağımız değişikliklerden. Sol tarafı, sağ tarafta şurada bizim sesle alakalı diğer ayarlarımız mevcut, onların kullanımından bahsedeceğim. Son olarak da şurada bizim eklediğimiz projeleri yöneteceğimiz ayarlar mevcut. Onların görünürlüğü falan, değişikliği ayarları var. Onlardan bahsedeceğim. Onun yanında şurada bizim time alanımız. Attığımız projelerin hepsi buradan geçiyor ve burada ayarlarımız olacak. Aşağıdaki butonlar var. Bunları ekleyip çıkartabiliyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Son olarak şurada bizim kısa yol mevcut. Attığımız projelerimiz, efekt ve benzeri, bunların hepsinden bahsedeceğimiz arayüzümüz bu şekilde arkadaşlar. Arayüzün birçok özelliği var. Yani yerleştirme yapabiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunları nasıl ayarlarız? Kendimize göre nasıl düzenleriz? Onlardan bahsedeceğim. Eğitim setimiz bu şekilde. İlk olarak programın arayüzünden bahsettikten sonra programın temel kullanımından bahsedeceğim. Ondan sonra da programın çeşitli özelliklerinden, efektlerinden, işte diğer özelliklerden bahsederek de en sonunda da örnek videolarla serimizi bitireceğiz.